Piri Reis Dünya Haritacısı belgeseli. Dünyanın en popüler bilinmeyen hikayesi. Piri Reis map is important for several reasons. One of which, when the map was discovered in the 1920s in the Topkapi Sarai, it was one of the most distinctive features about it that was immediately recognized was that there was a map made by Christopher Columbus. Il discorso sulla cartografia dell'ammiraglio Piri Reis è un discorso molto complesso e molto lungo, perché lui ci ha lasciato più di un'opera, ovviamente. La carta che è a sua, diciamo, a lui attribuita, quella del 1513, che però è soltanto una parte del grande planisfero di cui una parte è andata. Biz 100 yıl Gelibolu Osmanlı deniz üssü olarak, donanma üssü olarak mevcut. Piri Reis, bir denizci olarak haritanın önemini bilen var. Ve o tarihlerde coğrafi bilginin, coğrafi bilgi casusluğu yapmanın cezasının İspanya'da, Portekiz'de ölüm olduğunu bilen. O kadar önemli. Coğrafi bilgi kaçırırsanız ölüyorsun. In questo periodo Piri Reis non si comportò da un punto di vista veneziano in modo molto corretto, cioè attaccò delle navi veneziane, prese dei prigionieri veneziani e quindi i veneziani si arrabbiarono. Il doge scrisse al sultano chiedendo che questo comandante venisse. Piri Reis had an extraordinary action in the Indian Ocean. A sad ending to a great man, but at least we have some of pieces of his world maps and his magnificent Kitab-i Bahre, in which he did talk about himself and his life. So it was a sad ending to a great life. Bu araştırma safhasında Venedik'ten, Vatikan arşivlerinden, Barcelona, Madrid, Lisbon'a, New York'tan, Amsterdam ve Hollanda Kraliyet arşivlerine çok büyük bir skalada profesyonel bir araştırma yapmış olduk. Bu araştırma bize koca bir dünyanın gizli kalmış hikayesini sundu. Biz bu belgeselle aslında buna, dünya tarihine, Kolomb Piri Reis ilişkisine büyük bir projeksiyonla yaklaşacağız. Ve dünyayla paylaşacağız.